Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü konuğum 1.3 Multijet Fiat Egea. Aracın sahibi Ali abim, onunla birlikte merhabalar. Bir çekim yapalım dedik bu yağmurlu günden. Kanalımda Fiat Egea'nın 1.4 Easy paket aracı var. 1.6 Multijet Urban paket Egea'yı tanıtmıştım. 1.3 kalmıştı. 1.3 Multijet. Onu da sağ olsun Ali abimin aracıyla çekim yapacağız, tanıtacağız sizlere. Ali abim, öncelikle araba sana hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasıl? Memnun musun araçtan? Araçtan gayet memnunum. Ne kadar oldu alalı? Ağustos'ta almıştım. 5-6 aylık bir araba. Şu anda 6452 kilometrede. Allah kaza bela vermesin. Aynen. Bu araç 1.3 Multijet Urban Plus paket. Bayağı da dolu. Şu mesela multimedyanın burada olması benim çok hoşuma gidiyor Egea'larda. Çok şık görünüyor. Önceden 1.4 Egea ve 1.6 Egea sürmüştüm. Bu 1.3 arasında ne gibi farklar var? Onlara değineceğim. Vites yükseltme uyarısı var. Vites yazıyor. Şu anda 4. vites. 5'e at diyor. Bu kaç vitesli? 5 vitesli. Manuel 5 vites. 1.6 Egea 6 vitesliydi. Aralarında motor gücü olarak bu 95 beygir gücünde 200 Newton torku var. Newton metre torku var. 1.6 Egea'da 120 beygir 320 Newton metre torku vardı. O araba gerçekten çok güçlüydü. Ama yakıt olarak bu aracın mesela bakalım 5.9 görünüyor. Ortalama hızı 17 kilometre hız. Yani kesinlikle bütün yolu şehir içinde dur kalklarla yapılmış bir hız ortalaması var. Ortalama yakıt tüketimi 5.9. 1.6 Egea'da uzun yolda 5.6 litreyi yakalamıştım. Evet, güçlü bir araba ama çok yakıyor. Şimdi çoğu arkadaşlar biliyordur. Bu yokuşta araçların ben yokuş performansını test ettiğim yer burası. Şimdi 5. vitesle girdik. Yokuş şu anda başladı. Ve gayet de güzel hızlanıyor. Dediğin gibi abi, teste başlamadan önce konuşmuştuk. Yokuşlarda falan hız düşmesi yani yaşamıyor. Maraya vardı. Klimayı açtığımız zaman yokuşlarda bir vites düşürtüyordu. Araba bayılıyordu. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Tabii atmosferik arabaydı o. Bu turbo dizel çok daha performanslı oluyor. Özellikle de yokuşlarda zaten dizel araçlar farkını gösteriyor. Dedim bak, 5. vitesle girdim, hiç şey yapmıyor. Tabii trafikten kaynaklı mecbur yavaşlıyoruz falan. Şu anda yokuşun en dik yerindeyiz ve hızlanıyor. Gerçekten motoru güzelmiş. Zaten bu araç bir performans arabası değil ama kesinlikle insanları mutlu eder. Tam aile arabası. Aynen öyle abi. Sen peki, Maria vardı, bayağı da bir uzun yıllar kullandın. Neden dizel araba tercih ettin? Yani bu yokuştaki performansı beni daha çok cezbetti. Hı hı. Ya araba bayılma şeyi yok. Turunu aldık, devrini aldıktan sonra beni hiç sıkmıyor bu araba. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun abi. Sağ ol. Viraj performansı. Yakıtta daha tasarruflu. Tabii. Benzinliğe göre daha az yakıt.
Yollar kaygan arkadaşlar. Yağmur yağıyor. O yüzden fazla hızlı girmiyorum. Kendimi de, Ali abimi de, aracı da riske atmaya gerek yok. Ama tatmin edici bir viraj performansı var. Ama önemli olan zaten bu arabayı insanlar neden tercih ediyor? Yakıt ekonomisinden dolayı. Gerçekten de bayağı bir az yakıyor. 17 kilometre ortalama hızla 5.9. Ben genelde yavaş kullanırım arabayı. O yüzden yakıt daha şey. Evet. Ve bu mesafe de yani bu ortalama kaç kilometrede yapılmış? 2779. Yani 3000 kilometreye yakın bir mesafede yakalanan yakıt değeri. Kalkışlardaki ivme hızı da gayet başarılı. Değil mi? Birden kendisini atıyor. Evet. Ben açıkçası yani şahsım adına dizel aracı sevmeyen insanlar da vardır. O kadar para verip niye dizel motor sesi dinleyeyim, duyayım diyen insanlar da vardır. Ama ben açıkçası dizel araç tercih eden bir insanım. Bu yokuşlardaki torkundan kaynaklı verdiği güç, yakıtı, ki sonuçta ülkemizde yakıtların fiyatı belli. O yüzden az yakıt tüketen araçları insanlarımız tercih ediyor. Egeler, bu motor seslerini bayağı düşürmüşler. Yani eski motorlardaki çalışma sistemine göre ses artık pek yok denecek kadar daha az. İşte bir de onu mesela 1.6 demiştim ya kullandım diye. 1.6 ile 1.3 arasında yani öyle çok bir fark yok. Hatta aynı diyebilirim. Rahatsız edici bir ses yok araçta motor sesi olarak. Şu anda 100'de gidiyorum. Rüzgar sesi yok denecek kadar az. Mesela bir de şu var Ali abi. Biliyorsundur bu 1.3 Egea'ların 1.6 ile arasında bir fark daha var. Yıllık bakım olarak bunlar, evet, bunlar 10.000 kilometreden 10.000 kilometreye giriyor. 1.6'lar 20.000'den 20.000'e giriyor. Niye öyle bir tercihte bulunulmuş açıkçası bilmiyorum ama benim aklıma şu geldi. Renault'u aradım, sordum. İşte sonuçta Renault'da motor değiştirmişti. 1.5 DCI'den Blue DCI motora geçti. 1.3 TC'ye motor geldi Renault'a. Onların süresini sordum. Kilometre süresini, yıllık bakımlarının. 20.000'den 20.000'e dedi. Ama şöyle bir fark var dedi. Mesela Megane aldın dedi. Evet 20.000'den 20.000'e. Ama taksi olarak kullanırsan o aracı dedi. 10.000'den 10.000'e getireceksiniz dedi. Kilometre fazla olduğu için. Artık... Şöyle düşünüyorum ya o da 10.000 yapıyor ben de 10.000 yapıyorum. Neden böyle diye düşündüm. Büyük bir ihtimal şundan ticari araçlar o 10.000 kilometreyi çok daha kısa bir sürede yaptıkları için motor yağları o yüzden aynı araç olmasına rağmen birinde 10.000 birinde 20.000 kilometrede bir değişiyor. Aynı mantıktan sonuçta bunlar genelde taksici arkadaşlarımızın tercih ettiği bir araç olduğu için taksiciler haliyle çok yüksek kilometreleri kısa zamanda yapıyorlar. Benim tahminim 1.3'lerin o yüzden 10.000'den 10.000'e bakımı yapılıyor diye biliyorum. Olabilir. Eğer arkadaşlar sizin de bu benim yaptığım yorumdan başka bir düşünceniz, başka bir bilginiz varsa yorumlara belirtirseniz sevinirim. Öğrenmiş oluruz. Araçta dijital klima var. Onun altında çakmaklık girişi, bir tane USB girişi var. Bu multimedya ekranından işte anlık bilgilerimizi yol bilgisayarına bağlanabiliyoruz. Telefonumuzu buna bağlayabiliyoruz. Geri görüşü yok değil mi Ali abi? Yok. Park sensörü var. Park sensörü var arkada. Geri görüşümüz yok. Flash paketlerde var. Geri görüş. Bu deri direksiyonu sen sonradan... Onu sonradan ilave ettim. Kendi deri direksiyonu var. Ya üstünde deri direksiyon var mıydı? Evet. Vardı. Sen yıpranmasın diye. Vites topuzu deri. Deri, evet. Açıkçası... Sen yıpranmasın diye sonradan deri kullandım. Açıkçası onu ben de düşünüyorum kendi aracıma. Benimki de deri direksiyon ama yıpranmasın diye, güneşe maruz kalmasın.
yıllarca daha düzgün bir şekilde dursun diye ben de bir kılıf alıp takmayı düşünüyorum açıkçası. Aracın bu ortadaki göstergelerinden anlık yakıt tüketimine, yağ ısısı, şu anda ortalama tüketim, ortalama hız. Yani bu buradaki ekrandaki bilgileri burada da görebiliyorsunuz. Ama şeyi çok sevdim ya, bu kaçıncı viteste olduğunu göstermesi, evet, çok hoşuma gitti. Kullanılan malzeme, buralar yumuşak. Evet. Kapılar biraz sert. O da olacak. Ama parasını, yani verdiğimiz parayı şöyle düşündüğümüzde gerçekten güzel araba. Şu ekran çoğu şeyi değiştiriyor bu arabada. Bu Egea'larda bildiğiniz üzere City modu diye bir mod var. Buradan aktif pasif ediliyor. Pasif ettiğinizde direksiyon bayağı bir fark ediyor, ağırlaşıyor direksiyon. Şehir içi kullanımlarda da direksiyonun hafif olması bir avantaj. Kolay manevra yapmanızı sağlıyor. Hız sabitlememiz var. Bu direksiyon üzerinden kontrol edebiliyoruz. Buradaki tuşlardan da işte buradaki menülere ulaşım sağlayabiliyoruz. Direksiyonun arkasında düğmeler var. Teybe açıp kapatma. Ha evet, şurada iki tane. Burada bir tane, burada bir tane. Buradan da radyoya ulaşım sağlanıyor. Işıklar sarı. Şeyler var mı burada? Burada ayna yok, orada. Burada ayna orada var ama ışığı yok, evet. Euro 6 motor var, AdBlue var. Bu arabada AdBlue var. Çevreyi koruması amaçlı kullanılan. Şu anda çoğu çıkan sıfır arabada mecburi gibi bir şey. Çoğu arabada var. Şu anda bu 2021'de Egea'lar makyaj geçirdi. Daha keskin hatlara sahip oldu Egea'lar. Ama onlardaki otomatik şanzımanla gelmedi. Büyük bir ihtimal bu 2021'in sonuna doğru gelecek deniyor. Ben otomatik vites tercih eden birisi olarak dört gözle bekliyorum otomatik vites Egea'yı. Bu araçta 16 inç jantlar var. 205, 55, 16. Araç gayet konforlu, öyle çok rahatsız edici. Çukurlardan falan da geçtiğimizde çok hissettirmiyor. Güzel araba. Altı tane hava yastığı var. Güvenlik donanımı da üst seviyede. Valla bilmiyorum, hala ben 1.6 Egea'da neden kaynaklıdır bilmiyorum, rahat edememiştim. O arabayla uzun yol yapmıştım ben. Ölçülerinde birleşiklik var mı onu bilmiyorum. Bu arabada ben rahat ettim. Onda bir, ne bileyim, bir oturuşumdan mı kaynaklı anlayamadım. Bu arabanın sürüş pozisyonu çok hoşuma gitti. Onu da ayarlamıştım. Evet arkadaşlar, 1.3 Multijet Fiat Egea aracımızdan bugünlük bu kadar. İleride Ali abimle inşallah başka bir yerlere gidersek uzun yol videoları da çekebiliriz inşallah. Şimdiden Ali abiden o sözü alalım. Her zaman. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir ay öncesine kadar 400 tane abonem vardı. Şu anda 600'ü geçtik. Sayenizde kanal büyüyor arkadaşlar. Hepinize ilginizden dolayı teşekkür ediyorum.
Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim herkese.